Həyata dair kanalına hoş geldiniz. Koronavirüsü yenen iç hastalıkları uzmanı olacak Dr. Murat Terekeci. Tedavi sürecinde başarı ulaşabilmek için zerdeçal ve vitamin tüketimine dikkat çekti. Terekeci, zerdeçalın virüsü yakalamamak için de kullanabileceğini aktardı. Medikan Hakkadaki Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Murat Hakkad Terekeci, koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan şanslı insanlardan birisi. Tedavi süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Terekeci, hem virüse yakalanmamak hem de daha başarılı bir tedavi dönemi geçirebilmek için zerdeçal tüketilmesini tavsiye etti. 17 Mart'ta koronavirüs testinin alındığı sonuç çıkmasını beklemeden akciğer tomografisinde çekildiğini belirten Terekeci, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için ses sonucunu beklemeden hastaneye yatırıldı. İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı. Terekeci tedavide Sağlık Bakanlığı'nın önünde önerdiği tedavi protokolü kapsamında atabili var ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan aldıklarını bildirdi. Tedavi sürecinde bir günlerin diğer günlerin tutmadığını kaydeden Terekeci, bir gün sırt, bir gün baş ağrısı oldu. Ancak her zaman olan şey stres, endişe ve kaygı dedi. Günde bir tatlı kaşığı zerdeçal. Terekeci koronavirüs testi pozitif çıkanlara tedavi esnasında kullanmaları için bazı önerilerde bunlara şu ifadeleri kullandı. Özellikle sinyol ve karbakrol dediğim kekik esasiyet standartize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeri tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanılabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir. Doçent Doktor Terekeci, hastalık öncesi için C ve D vitamini tüketiminin önemli olduğunu belirterek güçlü bağışıklık sisteminin hastalıktan korunabileceğini ve tedavi sürecinin daha rahat geçebileceğini söyledi. Çünkü alımının da tedavi süreci içinde faydalı olduğunu da dile getiren Terekeci, bal ve türevlerinin apiterapi ürünlerinin tüketiminin önemli olduğunu kaydetti. Terekeci ayrıca günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini, kısıtlamalar nedeniyle taze sebze ve meyve ulaşamayanların C vitamini tabletlerini tüketebileceğini bildirdi. Bağışıklık sisteminin önemine de değinen Terekeci, bağışıklık sistemi zayıfsa bu hastalık sizi yenebiliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok fazla kontrolsüz ürün kullanımında da sıkıntı yaşanabilir. Ölümcül bir tabloyla karşılaşılabilir. Çok stres yapıp birçok ürünü bir arada kullanmaya çalışmayalım. Bahsettiğim ürünlerin kullanımı yeterli olacak ifadelerini kullandım. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.